ki bizim toplantımızda konaklarımızı ben size teklif etmek isterdim. Profesör Norman Stone öldürülük kanılmış tarihçi. Ben onun hakkında size mermat alacak dinlemi vereceğim. Ve Cem Oğuz Turkish Daily News Yusuf'tan ben çıkışları görmüşüm. Daha size yapsam kalpere işim. Hiçbir biz bunları uzun evvel edememişiz bildiğiniz gibi. Sadece bu Profesör Norman Stone'dan görüştüm. Onunla tanıştık ve onun bazı sözlerini, fikirlerini eşitmektir. Ve sizin çoğunuz onu yakışık anlayırsınız. Bir tartışma birinci növbeler. Ama ben istedim ki kısa malumat verin ki bilmeyenler de bilsinler ve biraz da sistemli bilirsiniz. Benim malumatımda neler dakik olmasa yanında diyeceğimler. Öyle değil bile. Bize yardım edin. Norman Stone 40 birinci yılda anadan olundu. Ben her şeyi danışmadan mühim şey tercih edeyim. Bu undergraduate education'ı ilk derecesini Cambridge'den alındı. Sonra sonraki derecelerini graduate work diyorlar. Onları kontinental Avrupa'ya gelipti. Viyana'da ve Budapest'te alındı. Çünkü maralı daha çok merkezi ve şergi Avrupa tarihi olduğu için muasir tarihleri, çağdaş tarihleri. Sonra Cambridge'e kaydıptı. Orada Russian and German History yani bir sahaya göre muhacirler koyuptu. Merkez bir şey. Daha sonra Oxford'a gelirdi. Oxford Üniversitesi'ne. Orada Profesör Modern History, çağdaş tarih ve profesör oldu. Sonralar Türkiye'ye gelirdi. Bilkent Üniversitesi'ne. Orada International Relations, Beynəlxalq Münasibətlər bildiyərik. O üzrə profesör oldu. Sonraki həyatı daha çox Böyük Britaniya ilə Türkiyə arasında keçib, onlara daha çox Türkiyə gedib gəlməyə söylədik olsun. Və tək Bilkənd Universiteti yox, mənim məlumatıma görə həm də Koç Universitetində bir müddət işləyibdir. Sonra Bilkənddə deyəsən məhəbbəti daha böyük murucu, Bilkənddə belə işlər oldu. Əsas əsərləri hansı var? Deməli, mən bilərdim. Deməli, Eastern Front 1914-17, 75-ci ildə belədir kitabı çıxıb. Bu, çox məşhur bir kitab oldu. Bunu eşidirsiniz. Tanıdır. Hitler haqqında bir monografiya olubdu 80-ci ildə. Europe Transform belə bir kitab olubdu. 1878-1919-cu illəri əhatə edən Avropanın transformasiyası çevrilməsi. Atlantic Revival 70-90-cı illərdə belə bir kitab olubdu. Atlantik boyanması, canlanması. Başqa, mən işləyim üzərində başqa bir kitablar üzərində də işləyibdir ki, düşünür mənim məlumatıma görə Rus-Türk münasibətləri kimi onları dəqiqləşdirərik sonra. Bu kitabların bir qismində çox tanınmış beynəlxalq bu müşəfatlar vardır. Mən deyim ki, mən dekanların içində getirirəm. Bunu mənzərəni istəyirəm sizə verir. Bu tarix sayəsindəki bu dərin işlərlə bərabər bu həmişə ünsiyyətdə olmaq istəyibdir. Geniş ictimaiyyətlə. Ona görə o press şərhlər yazıb. BBC-də, qəzetlərdə, sərgilərdə o çox fəal oldu. Və bir sıra kitabların da redaktor deməli,
geliyor. Kardeşi tercüme edip bir redaktörlüğü edip bu işlerde de şikayetlere fayal oldu. Üstelik siyaset meselelerinde de müeyyen mənada karşı nedir? Margaret Thatcher'ın dövründə onun harici siyaset üzere müşaviri Margaret Thatcher. Sonra bir sıra bu fondların, asosiasiyaların idare heyetini ve üzvü üzvüdür. Genel fondlarda işler görür. Deyilənə görə çoxlu dillərdə danışır. 10-12 dillərdə yazır, danışır. Bilmirəm, onlar hansıdır. Dəqiq ingilisdir var onların için. Rus var, Türk var və müxtəlif dillərdən Ən maraqlı şeylərdən biri odur ki, mən elə belə məlumat eləyəndə, mən bir kənd olmayacaqdım, hərdən bir gəlib gələndə orada bilirdim ki, danışdıq, oradan xəbərim var. Üstəlik, belə bir söz edir, çox maraqlı söz, great maker of enemies. Yəni, özünə düşmən qazanmağı bacaran bir adam. Çox yaxşı, öz daha çox, yəqin ki, tarixçiliyində və tarix və siyasət arasında olan bağlantılarla. Son vaxtlar deyəsən belə bir şey deyir, fiction writing, yəni bir yazıçılıq bir. Sizin onda... Oğlum, evet. Nick. Nick, hemen gəlir yavaş yavaş ora deyir. Şübhəsiz ki, elmdə tarixdə və tarix ətrafı siyasətdən müasir çox kişilər görmüş insan haqqında qısa məlumat həmişə dəqiq olmaz, tam olmaz. Amma mənim işim bu qısa məlumatı daha çox məlumatdır. Mən burada dedim, məsələ, great maker of enemies. Onlardan birini mən dəqiq bilirəm ki, məsələn, erməni gerasidi deyilən məsələdə Norman Stone'un fikri fərqlidir. Sevə deyir ki, ümumi gerasidi qəbul edən erməni, daha çox erməni tərəf tanınan tarihçilərdən, böyük istindən fərqlidir. Və ona görə çox Ayşı yaradır. Mən dünən bundan maraqlanmaq üçün ermənilərin bir-iki saytlarına getmişdir. Bazı ki, bu məsələ qızaş edir. Gördüm ki, o saytda çox mərkəzi yoxdur. Ümumiyyətli olan ki, araşdırırlar. Anar gelir ki, bu niyə belə yazır? Hər şeyi araşdırırlar. Bircə bu evli araşdırma deyil. Amma gelmir. Yəni, gənclərim burada, çünki burada bizim studentlər də var. Burada bizim Azərbaycan görkəmli tarixçiləri burada əyləşiblər. Həm müasir tarixdən, çağdaş tarixdən məşğul olan, həm orta əsrlər tarixdən məşğul olan gənc tarixçi və siyasətçilər əyləşib. Amma studentlər də var burada, həm master gənclər var, həm də ki, mən andıq, həm də politikal sayıq gəncləri görürəm. Ona görə sizin ilkin hesab edirəm deyək, bəzən çox yaxşıdır. Amma bu ilkin girişdən sonra mən istəyərdim ki, sözü verim bu işlərin sahibinə. Bir balaca bizdən söhbət edirsiniz, tanışdırırsınız. Bu özünü təqdim eləməyə çox böyük ehtiyac qalmadı. Tanışdırırsınız. Biz belə bir şey bəşdik ki, ingiliscə tanışdırırsınız. Çünki o adamın ana dili həmişə o birləndən bir az daha rahatdır. Bizi yaxşı edirik. Əksəriyyət başa düşür və sonra bir problem olsa, Cebovuz sağ tərəfində əyləşibdir, mən sol tərəfində, sağ tərəf həmişə güclü olur. Ona görə bu yardım edəyən müəyyən bir şeyləri sizə çatdırmağa. Etirazımız yoxdur ki. Şükür.
teşekkür ederim. Aslında Türkçe konuşabilmek bilirdim. Fakat biz sadece dün akşam geldik. Geç. Ama ilk söylemeliyim. Bu gizli bir itiraf vereceğim. Ben ajan değilim. Türkçe mümkün değil. Is it all right if I speak English? Yes. All right? Yes. Well, look, the first thing to say is that Baku comes as a tremendous, very agreeable surprise. I have been hearing about this city since about 1991, and people describe how, how Soviet it was. And it has obviously made huge progress in the last 10, 12 years. I have been, even at 4 o'clock in the morning, I could see what sort of a city it is and what a good atmosphere there is in the country. One just smells these things. And I knew... I can English anlıyor mu yoksa ben tercüme edeyim? Şimdi Bakü hakkında çok şey anlatılıyordu, hep duyardım ama dün gece geldik ve benim için büyük bir sürpriz oldu diyor. Herkes Bakü'nün Sovyet şehri olduğundan bahsederdi ama diyor, gördüğüm burada karşılaştığım çok daha farklı bir manzaraydı diyor. And I was just very impressed by the atmosphere here. I had read about Azerbaijan in various good books, especially Thomas Gottes. Birçok kitapta, birçok iyi kitaptan Azerbaycan hakkında bir şeyler ötürü okudum. En iyisi de Thomas Gottes'un, kendisi bir şeydir, gazetecidir bilirsiniz. Thomas Gottes'un kitabıydı. And the rector quite rightly said that I have a talent for making enemies. Sayın rektör, benim düşman edinme konusunda bir maharetim olduğunu söyledi. Now, in this case, the enemies I have made are the Armenian diaspora. Artık Ermeni diasporasını kendime düşman edindim hakikaten. What happened was that the present campaign to get the massacre recognized as a genocide has been quite well planned. Şimdi hala devam etmekte olan 1915 katliamını bir genosit, soykırım gibi sunma kampanyası esasında çok iyi organize edilmiş bir hamle gidiyor. And they produced a book by somebody called Peter Balakian. Peter Balakian'ın bir kitabı yayınlandı bu konuda. Who is a professor at a sort of middle rank American university. Orta sınıf bir Amerikan üniversitesinde profesör Peter Balakian. And it is typical of the productions of the Armenian diaspora in America. Amerika'daki Armeni diasporanın bu konudaki çalışmalarının tipik bir örneğidir bu kitap. The author's grandfather left Turkey in about 1920. 1920'li yıllarda yazarın ailesi Türkiye'yi terk etmişti. He speaks no language. Hiç yabancı dil bilmiyor. Except a little schoolboy French. Sadece bir okul çocuğunun Fransızcası kadar Fransızca hakim. And the real source of the book is Conversations in Bars. Kitabın dayandığı bilgileri çoğu bu yaptığı şeylerden, sohbetlerden. So he repeats all the self-pitying legends of diasporas. Diasporanın sadece efsanelerine dayalı malumat. There is a very good question. Why are American diaspora
us so insufferable. Bu noktada iyi bir soru var. Amerikan diasporası insufferable. Dayanılmaz değil. İğrenç. İğrenç. Şimdi oldu. Amerikan diasporasının ne kadar iğrenç olduğunu, dayanılmaz olduğunu bir anlamda gösteriyor. I may say, I speak with personal feeling about this. Kişisel duygularımla şu anda konuşuyorum bunu. Because I am a Scotsman. Ben de İskoçum. And you remember the film Braveheart? Cesur Yürek filmini hatırlarsınız. It has done a great deal of damage. İskoçlara o film çok büyük bir zarar verdi. Any stupid football match, people with faces in their national colors. Her futbol maçında ulusal renklerini taşıyan formalarıyla insanları görüyorsunuz. And you know the reputation of British football hooligans. Ve Britanya'daki futbol hooliganlarının şanını duymuşsunuz. Then the film historically is rubbish, by the way. Film tarihi olarak hiçbir şey komik. The rubbish. Rubbish. Let's see. Bir saçma. And it has caused damage because now a very significant number of people want to see an independent Scotland. Çok büyük zarar verdi çünkü bugün birçok İskoç artık bağımsız bir İskoçya görmek istiyor. Which is a preposterous idea. Hiç manasız bir şey düşünce bu bağımsız İskoçya fikri. And why Americans perhaps do this to the Irish, to the Armenians, to the Scots, to the Lithuanians, I don't know. Amerika'da yerleşik olan bu diasporaların neden bunu mesela İskoçlara, İrlandalılara, Ermenilere buradan hareketle böyle bir şeyi empoze ettiğini anlamıyorum. Now let us take the case of the Armenian diaspora. Armeni diasporasına odaklanalım. Onu bir şey olarak alalım. And let me return to this book by Balakian. Tekrar kitabını önce bulursam Balakian'ın yazdığı kitabı. The book is called The Burning Tigris. Kitabın adı The Burning Tigris. And it has a vision of Armenian history. Bir Ermeni tarihi konusunda bir şey var. Bir perspektifi var. Görüşü var. Roughly as follows. Şöyle bu görüş. The Turks started from the Great Wall of China. Çin'in büyük savaşından başlayanlar, Türkler savaşçıya girdi. And then they started moving west. Ve Türkler daha sonra batıya doğru göç etmeye başladı. And they would arrive in a place and they would go thump, thump. Öyle bir yere geldiler ki oradaki yerli halkı kesmeye başladı, kafalarını uçurmaya başladı. The badge of their arrival was a pyramid of skulls. Gelişlerinin neticesi bir iskelet şeyi, kafatası şeyi oldu, piramidi oldu. And then they get a little tired and they wait another 30 years. Biraz yorulunca bir 30 sene kadar sakin durmayı tercih ettiler, beklemeyi tercih ettiler. And somewhere in the 11th century they arrived in Armenia. 11. yüzyılda Ermenistan'a geldiler. And they built a pyramid of skulls. Ve yeniden bir piramit, kafatası piramidi inşa ettiler Ermenistan'da. The Armenians were forbidden to speak their own language. Ermeniler kendi lisanlarını konuşamıyorlardı. If they spoke it, their tongues were nailed to their language. Eğer Ermenice konuşacak olurlarsa, kitaba göre bunların hepsi biliyorsunuz, Ermenice konuşacak olurlarsa dillerine şey sokuluyordu, iğne sokuluyordu. And so it goes on till about 1870. Bu şekilde anekdotlarla kitap 18. yüzyıla kadar geliyor. And then Braveheart happened. Ve o noktada bir tane cesur yürek, İskoç bilgisindeki gibi bir cesur yürek ortaya çıkıyor. Now, this ridiculous book bu saçma komik kitap was supposed to be a bestseller in New York. New York'ta en çok satan kitaplardan bir tanesi. And there is this to be said about it, that he pretended to have gone through a lot of archives and so on. Kendi iddiasına göre birçok arşiv malzemesini araştırmış, öyle iddia ediyor Balakyan. But it is the self-pitying view of Armenian history. Fakat bu esasında Ermenistan'ın self-pitying. Kendi
düşüncelerden bu uydurma ağrı. Kendini kutsayan esasında bir görüşü Ermeni tarihinin bir kitabı. They assume that in 1914 the Armenians are completely guiltless. Kitaptaki iddiaya göre 1914 senesinde Ermenilerin hiçbir suçu yoktu. That the young Turks just wait for an opportunity. Jön Türkler Ermenilerin üzerine gitmek için bir bahane arıyorlardı. To kill all Armenians. Hepsini öldürmek için bir bahane arıyorlardı. There, in 1915, they say there is a document from Talat Pasha saying kill the orphans and don't tell the foreigners. Ve bu 1915'te Talat Paşa'nın bu çok anlatılan bir şeydir. Andonyan mektupları diye geçer biliyorsunuz. Talat Paşa'nın bir dokümanı olduğu iddia edilir Ermeniler tarafından. O dokümana göre, o belgeye göre güya Talat Paşa demiş ki hepsini öldürün, hepsini kesin. Ama daha sonra o Andonyan tarafından biliyorsunuz esasında sahte olduğu ortaya çıktı. No, the world or the British said, and the French to some extent said, we will. Britanyalılar ve bir ölçüde Fransızlar. We will set up a greater Armenia. Büyük Ermenistan'ı kuracağız dediler. O dönem. And the Armenians claimed that the massacres, the genocide, was their title to have Allied support. Ermeniler bu jenositin o dönemki olayların bu amaca ulaşmak için bir kendilerine koz vereceğini düşünüyorlardı. Now the fact is that the British occupied Istanbul for nearly 5 years. Ama hakikat şu ki Britanyalılar İstanbul'u 5 sene boyunca işgal ettiler. And they could not find evidence. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz İstanbul işgal altındayken bunun bir jenosit, Türklerin jenosit yaptığına, bunu planlı olarak yaptığına dair en ufak bir belge dahi bulamadılar. And the Americans also said that they had no evidence, although the American consuls have been present all the time. Amerikalılarda da aynı netice ortaya çıktı. Amerikalılar da bunun bir jenosit olduğunu kanıtlayan hiçbir belgeye ulaşamadılar. Ki Amerikalıların şöyle bir önemli noktası vardı, önemli bir hasreti vardı. O dönemde Amerikan konsullarının hepsi bölgedeydi. Now, the Armenian Balakian says, why do they do this? And he says, first of all, there were British hostages in the hands of nationalist Turks. Balakian'ın iddiasına göre, yani niye bu neticeye varıldı, ne Amerikalılar ne Britanyalılar bir belge bulabildi ve bunun jenosit olduğunu kanıtlayamadılar. Balakian'ın iddiasına göre bunun sebebi şu, Britanyalıların o dönemde, Türklerin o dönemde elinde Britanyalı esirler vardı. Ve hineler vardı. And then the later thing is that oil was discovered. İkinci Balakian'ın niye başarısız olduğunu soykırımı açıklamakta dayandırdığı argüman petrolün ortaya çıkmış olması. So both the Americans and the British made an agreement with the Turks. Hem Amerikalılar Balakian'ın iddiasına göre hem Amerikalılar hem Britanyalılar Türklerle bir anlaşmaya vardılar. And so independent Armenia collapsed. Ve böyle bağımsız Ermenistan bir çöpe atıldı, suya düştü. Now, you know as well as I do that this is an extraordinary distortion. Siz de benim kadar biliyorsunuz ki olanlar konusunda bütün bu iddialar olağanüstü bir çarpıtmadır. The first thing to be said is that if you put the word genocide in a book title, no reviewer is likely to say that the book is bad. Şunun özellikle altının çizilmesi gerekiyor. Eğer bir kitabın başlığına jenosit kelimesini, soykırım kelimesini koyarsanız, o kitabı eleştirecek olan hiç kimse jenosit kelimesinin o kitabın başlığında yer aldığını gördükten sonra cesaret edemez birçok şeye. And the second thing is that the case against the genocide version
has not been well established. İkincisi de şu, yani kitapla alakalı ve bu olayla alakalı olarak söylenmesi gereken ikinci husus da şu. Genosid olduğunu kanıtlayan olguların hiçbiri kanıtlanamadı. I mean, it is true that people who study the subject, of course, know. But it is extraordinary to see in most Western countries how there is a more or less universal assumption that there was an Armenian genocide. Şimdi bu işle alakadar olan bütün uzmanlar bunun bir genosid olmadığını esasında biliyorlar. Araştıranlar, çalışanlar bunu biliyorlar. Fakat Batı'da evrensel şöyle bir anlayış var, görüş var, inanış var. O da Ermeni soykırımı oldu. The only way I can explain this is that the Ottoman side has not been properly explained. Bu görüşün hakim olmasının sebeplerinden bir tanesi de Osmanlı tarafının, işin Osmanlı tarafının Batı'nın sahip Batı'lı. Ne yazık ki o tarafa dair şeyler açıklanamıyor. Well, no. So we're left with a situation where the Armenians have got considerable force. Şimdi şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Ermeni tarafının elinde çok güçlü bir kamu diplomasisi diyoruz. Public relations. Kamu diplomasisi kartı var şu an. Kozu var. Let us take the Balakian book. Mesela Balakian kitabına geri dönelim. I will just repeat, it is rubbish. Saçmalık, komik. It got some quite good reviews. İyi bir iki eleştiri yapıldı kitap hakkında. But then, when people who knew the subject got at it, fakat ne zaman ki konuyu bilen, konudan haberli olan, konuyu araştıran insanlar analiz ettiler kitabı, tahlil ettiler. The book was destroyed. Kitap mahvedildi, yani yıkıma uğradı. He made a mistake in that he objected to the review in the Times Literary Supplement. Times'ın literary supplement, edebiyat şeyi var, eki var. Kitabın orada bir eleştirisinin yayınlanmasına Balakian izin vermedi. He claimed that he had looked at Austrian, German, Hungarian archives, that he had worked on it for 3 years, that he made lots of claims for it. 3 sene boyunca Avusturya, Almanya, Macaristan gibi ülkelerin arşivlerinde çalıştığını iddia etti. And in a letter in the Times Literary Supplement, a long letter. Times'ın a long letter. I just went through his claims. Times'ın şeyinde ekinde bahsettiğim ekinde geçen bir şeyi mektubu okuduktan sonra. He had, in something like 1,500 footnotes, he had 6 archival references in German, and he couldn't spell them. O kitabı inceledim. İçerisinde binlerce dipnot var. Dipnot diyoruz, size de dipnot. Dipnot var. Ondan sonra bu dipnotların içerisinde acaba kaç tanesinin arşiv malzemesine dayanan bilgiyi içerdiğini, referansı içerdiğini araştırdım. Top 6-8. 6 tane var. Onları da Alman arşiv belgelerinden kullandığını iddia ediyor. Fakat yazılış, o belgelerin yazılışlarına dair gramer ve şey hataları var. There were 40 references to British archives and 50 to American. Britanya arşivlerine 40 tane referansı var kitapta, dipnotlar arasında. 50 tane de Amerikan arşivlerine referansı var. The chief thing about the book is the grotesque catalog of mistakes. Yani kitap muazzam bir hatalar zincirinin manzumesi. And then at the end of it, he goes into comparisons which are quite preposterous with what happened under Hitler. Daha sonra kitabın sonuna doğru Holocaust'ta, yani Hitler Nazi Almanyası'nın Yahudilere uyguladığı soykırımlar Ermeni soykırımı, sözde Ermeni soykırımını karşılaştıran bir bölüm var ki son derece komik.
And then the mistakes there went into the stratosphere. O noktada zaten bu karşılaştırmayı yaptığı noktada da daha önce sorumlusu olduğu hataların hepsi gün yüzüne çıkıyor. For instance, I don't know if you know this, but traditionally the Holocaust, it was supposed to have started with the Wannsee Conference in 1942. 1900, bilmiyorum hiç duydunuz mu, 1942'de Wannsee Konferansı vardır. Yahudilere uygulanan soykırımın bu konferans ile ilk başladığına inanılır. And Balakian being pretentiously political scientist, trying to say that the Ministry of the Interior, Talat in other words, plans genocides. İşte bunu bir noktada Balakian kullanmak istiyor ve diyor ki dönemin Dahili İşler Nazırı Talat Paşa'ydı biliyorsunuz o dönemde, savaş döneminde. Talat, yani Dahili İşler Nazırı, İçişleri Bakanı şimdi günümüz ama o zaman Dahili İşler Nazırı. Bunu benzer bir şekilde bütün Ermenileri yok etmek üzere işte bir plan yaptığını söylüyordu. Whereas the fact is that the Wannsee Conference was called because the Ministry of the Interior in Germany objected. Ama şöyle bir hakikat var. Wannsee konferansı toplandı fakat dönemin Alman İçişleri Bakanı, Dahili İşler Nazırı buna muhalefet etmişti. No, the point is that here is a book written by somebody who knows nothing. Bu da şunu gösterir ki esasında hiçbir şey bilmeyen bir insan tarafından bir kitap yazılmış. It is extraordinarily pretentious. Olağanüstü derecede evet. And I said so in the time that was up. Ve Times'a gönderdiğim ekte bunları söyledim. Yani bu hususlardan hususları vurguluyorum. Now since then, I have counted as an enemy of the Armenian diaspora. O zamandan bu yana da Ermeni diasporasının bir düşmanı olarak addediliyorum. And just to show you how they set about things, I might tell the story of a little book which I was supposed to publish in America. Bu miti nasıl yarattıklarını size anlatabilmek için Amerika'da kendi kitabım hakkındaki orada yayınlanacak bir kitabım hakkındaki hikayeyi size anlatayım. Yani Ermenilerin nasıl böyle bir efsane yarattıklarını daha iyi size açıklayabilmek için. There is in Random House a series of it might be called little books on big subjects. Random House'da biliyorsunuz Amerika'nın çok önemli inşaat şirketlerinden biri bir seri var. Çok önemli dünya olayları hakkında kitaplar yazılıyor. Kısa fakat özlü kitaplar yazılıyor. Now I will anticipate my conclusion that I should say that eventually Penguin in England published the book and it's got Spanish translations. It's coming out in paperback, probably in Turkish, I don't know, but it is not a bad book. Kitabım Penguin tarafından yayınlandı. İyi bir kitaptır, yani kötü bir kitap değildir. Muhtemelen Türkçe'de de yayınlanacaktır veya başka bir şeyler olacaktır. Penguin tarafından ama yayınlandı. No, in Random House, one of the chief figures reporting for, well, let me rephrase that, on the board of Random House on cultural matters, there is a person called Kivorkian. Random House'un istişare heyetinde kitaplar hakkında değerlendirmede bulunacak olan heyette ne yazık ki şöyle bir zat-ı muhterem ortaya çıktı. Onun da soyadı Kivorkian. He is a rich, very rich Armenian from Tehran. Now the president of Brown University and a Clinton Democrat. Tahran'dan göçmüş Amerika'ya, çok zengin, demokrat olan bir Kivorkian böyle bir şahısmış. No, there is, as you know, a lot of Armenian money, and Dadrian, who is the chief and most extreme Armenian diaspora historian,
has is settled in this strange institution called the New School in New York. Biliyorsunuz bu çok Ermenilerde. Bu kuldan en iyi istifade edenlerden biridir. Başka Ermeni tarihçisi Dadrian. O Ermeni diasporasının bu Ermenilerden aldığı pulla gitmiş bir yeni New School, yeni okul diye bir kurum oluşturmuş New York'ta. The New School is quite influential. It çok etkili bir kurum bu. It was set up in 1934 or 35 by exiles from Germany. 34-35'te esasında Almanya'dan göç edenler tarafından kurulmuş çok etkili bir kurum bu. But it's the successor of the Frankfurt School. Frankfurt School'un bir anlamda ardılığı daha devamlı ilgisi. And Dadrian, who's is a historian, Dadrian has a job there. Tarihçi Dadrian'ın da orada bir şeyi var, makamı var. So here you enter part of the American academic world, which is sort of democratic left. Bu da esasında Amerika'daki akademik camianın nasıl olduğunu gösteriyor, demokrat ve solcu. And one of the subjects, the problem that they face is that with the end of the Soviet Union and the end of Marxism, karşı karşıya oldukları soru şu esasında. Sovyetler Birliği sona erdi, Marksizmin hiçbir işe yaramadı, öldü, ortaya çıktı. Şimdi yapacak bir işleri kalmadı. Dolayısıyla kendilerine yeni bir meşgale arıyorlar. And if you have nothing else to do intellectually, entelektüel olarak yapacak bir şeyiniz yoksa da try genocide. Ve gidin genositle ilgilenin. En işe yarar, en geçerli konu olur. It's therapy for the intellectually bankrupt. entelektüel iflas entelektüel iflas için en güzel terapidir bu genosit. Now, there's another thing in America. If you want to kill a book, eğer Amerika'da bir kitabı mahvetmek istiyorsanız, you get somebody with an academic title. Akademik unvanı olan birini bulursunuz. And you go through a manuscript and you try to find mistakes. Kitabı bu akademik unvanlı şahsa verirsiniz ve onun bu kitapta hata bulmasını sağlamaya çalışırsınız. Amerika'da bir kitabı mahvetmenin en güzel yolu budur. And it's quite easy to do. It's a short manuscript, and I have to use shorthand. Esasında bunu yapmak kolaydı çünkü çok kısa bir çalışmaydı bu ve zaten kısa olması da gerekiyordu. Öyle yapmam gerekiyordu. So for instance, I wrote the German and the Austrian foreign ministers. Mesela şöyle bir cümle kullanmışım, şöyle bir şey kullanmışım. Almanya ve Avusturya Foreign Ministries, Dışişleri Bakanlığı. In the report it is said, the Germans don't have a foreign ministry, they have a secretary of state for foreign affairs. Herkes ama şimdi kitabımı değerlendiren o akademik ünvanlı insanın verdiği raporda şöyle bir argüman karşı çıkış kullanılmış buna karşı. O dönemde Almanların Dışişleri Bakanlığı yoktu. Onun yerine Dışişleri gibi bir şey vardı. Yani başka bir şey vardı. Similarly, the man who benzer bir şekilde the man who organized the trip from Lenin from Zurich to Stockholm. Zürich'ten Stockholm'a Lenin vakti zamanında seyahatini ayarlayan adam was called, now you can say Helfand, you can say Gilfand, you can spell the F with an F or with a bu Almanca'ya dair bir şey. O dönemdeki adamın isminin nasıl nasıl zikredildiğine dair değişik versiyonlar var. Ben de bunlardan birini kullandım. So I think I used Helfand with an F. Ben F'li mesela o dönemde kullandım. F'li söyleniş biçimimizi kullandım. I was told I should have spelled it with a PH. Ama
kitap hakkında verilen raporda yanlış yaptığım esasında PL olarak değil de PHL olarak kullanılması gerektiği gibi abuk sabuk bir takım şeyler vardır. Yani eleştiriler vardır kitabıma dair. The report was this big and this empty. Raporun büyüklüğü bu kadardı. Fakat raporu esasında analiz edecek, tahlil edecek olursanız hiçbir şey yoktu içerisinde. Yani kıymete değer, hiçbir eleştiri yoktu. And I was a penguin in England. Took the book within 2 days. Random House'dan bu rapor neticesinde bana bir red geldi. Fakat Penguin, İngiltere'deki Penguin yayın evinin benim bu kitabımı alıp da yayınlamaya karar vermesi sadece 2 gün sürdü. So I end up being very grateful to Dandrian and Kevorkian and all their little friends because I got paid twice for the same book. Ben ama kendim çok şeye müteşekkirim. Dandrian, Kevorkian ve diğer arkadaşlara çok müteşekkirim. Çünkü kitabımın Random House'da değil de Penguin'de neşredilmesiyle 2 kat daha fazla para almış oldum. So I end up as, I count now as a hopeless enemy of the Armenians, of the Armenian diaspora. They're not too bad in England. Ne yazık ki İngiltere'deki Ermeni diasporası da etkili. Yani öyle çok kötü oldukları söylenemez güç anlamında. Ve Ermeni diasporalarının şu anda ümitsiz bir düşmanı, vakası ümitsiz bir düşmanı haline gelmiş durumdayım. I think myself that they are possessed of a self-destructive drive. Kendi kendilerini yıkıma götüren bir şeyleri var, bakışları var. And I do not know why the Armenians of Armenia do not now say our most important friends, our most important contacts are Turkey and Azerbaijan. Mesela hala anlamadığım hususlardan bir tanesi de şudur, neden Ermenistan Ermenileri esasında en önemli çıkış noktalarının, en önemli ilişki kurmaları gereken iki yerin Türkiye ve Azerbaycan olduğunu anlamıyorlar. It will be very interesting for me to be here to talk, obviously, about the Karabağ issue. Burada olmak benim için çok büyük bir zevk. Aynı zamanda çok açık bir şekilde Karabağ meselesi hakkında konuşmak. As I hope you understand, I am an old-fashioned Druzhba Narodov. Umarım anlıyorsunuzdur. Ben eski moda bir modası geçmiş bir Druzhba Narodov insanıyım. But unfortunately, I think, as I can see it, the Armenians are proceeding along the lines of the sort of megalomania which affected them in 1918. Ama şunu söylemeliyim ki Armeniler her zaman megalomania 1918'de kendilerini etkileyen megalomanyanın peşinden koşturuyorlar. Let us remember the history of that first independent Armenia. Hadi gelin hep beraber ilk bağımsızlığa kavuşmuş olan ilk Ermenistan'ın ne olduğunu hatırlayalım. It begins something like the 12th of November 1918. 1918'de 12 November 12 Kasım'da bu hikaye ilk ortaya çıktı, bağımsızlık hikayesi. The place is Erevan. Mekan Erevan, Yerevan. There is a parade of the new republic. Bu yeni kurulmuş olan cumhuriyeti kutlamak için bir gösteri var. There is a choir of little girls in national costume. Ulusal kıyafetlerini giymiş bir sürü küçük kız ortalıkta dolaşıyor. Singing the new national anthem. Yeni ulusal marşı, milli marşı hep beraber söylüyor bu kızlar. Which was probably written by a Budapest Jewish theater director. Muhtemelen de bu ulusal marş, milli marş esasında Budapest'ten gelmiş bir Yahudi tiyatro yönetmeni tarafından yazılmıştır. A flag which has recently been invented in the latest fashion designer in Paris. Muhtemelen bir de orada ulusal bayraklar, milli bayraklar var ama muhtemelen bunlar da işte Paris'ten gelmiş veya Paris'te yerleşmiş bir tasarımcı tarafından çizilmiş bir bayraktır. The flag goes up the masthead slowly like that. Gönlere yavaş yavaş bayrak çekiliyor. It breaks out and reveals a lobster with two heads.
Hakikaten prensim. Bunu vallahi ben de şey yapamayacağım. Şimdi tabii izniniz olursa, izniniz olursa ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben eski bir akademisyen kökenli insanım. Normal benim de hocam. Yani kendisinden çok şey öğrendim. Hakikaten bana çok büyük katkısı vardı. Benim aynı zamanda en son tez danışmanlığımı da oraya yapıyordu. Norman'ın çok güzel bir kendini ifade etme biçimi vardır. Teatral bir dil kullanır o. Şimdi bazı şeyler teatral devamları çevirirken, çünkü hayatımda da ilk defa çeviri yapıyorum. İlk defa simultane çeviri yapıyorum üstüne üstlük. Bazı şeyleri çevirirken bazen vakit olamayabiliyorum. Kusura bakmayın. So we're defeated on the lobsters on the plane. Yeah. The next, so the choir of little girls goes, Arminia shall be friendly, Arminia shall be friendly, Arminia. İşte bu küçük kızlar hep beraber Ermenistan özgür olmalı, Ermenistan özgür olmalı sloganları atıyorlar. And then there is a general who has been a school teacher and who thinks he's Napoleon. Ama aynı sahnede bir de general var. Kendisinin Napolyon olduğuna inanıyor ama esasında geçmişte bir okul öğretmeniymiş, bir öğretmenmiş. And the government takes its first decision, which is to invade Georgia on Christmas Day. Ve Ermeni hükümeti hep ilk kararını alıyor. O ilk karar da şu, Noel günü Gürcistan'ın işgali. Now this fantasy ended in terrible tears in September 1920. Ne yazık ki bütün bu fantezi çok kötü gözyaşları eşliğinde September'dan Eylül 1920 Eylül'ünde sona erdi. If you, I would recommend one quite classic piece of writing by Richard Hovhannisyan. Küçük bir bugüne kadar yapılmış Richard Hovhannisyan tarafından yapılmış çalışmayı size önereceğim. And it is a description of the fall of Kars. Kars'ın düşüşünü anlatıyor. When 25,000 Armenian soldiers, 25 bin Ermeni asker, in that huge castle, bu büyük Kars kalesinde, with 200 heavy guns, 200 ağır silahla, ran away from Kazım Karabekir. Kazım Karabekir'in önünden kaçtıklarını düşünün, tahayyüldedim. And then you were eventually left with the territory of modern day Armenia. It is a little bit like, I don't know if any of you know it, there's Balzac's story, La Peau de Chagrin. Balzac'ın bir hikayesi vardır. Ondan sonra onu bilmiyorum, biliyor musunuz, okudunuz mu daha önce ama biraz da bu onu hatırlatır. You make a wish, it comes true and your life gets a bit shorter. Bir dilekte bulunursunuz, gerçekten de gerçekleşir bu dileğiniz fakat hayatınız kısalır bundan sonra. Armenia has that independent Armenia had that quality. Bağımsız Ermenistan'ın da karşı karşıya olduğu sorun buydu esasında. Eventually they make enemies of Azerbaijan, Georgia, Turkey, Russia, Persia. Bağımsız Ermenistan geldiği noktada herkesi kendisine düşman etti. Bu düşmanlar Azerbaycan'dı, Türkiye'ydi, Rusya'ydı, Gürcistan'dı, hatta İran'dı. And they assumed that the British would in the end save them. Şuna inanıyorlardı, Britanyalılar sonunda gelecekler, bizi kurtaracaklar. And that is why the genocide argument came up even back then with forgeries to prove it. Zaten genosit fikri de ilk bu çizdiğim manzara içerisinde ortaya çıktı ki çoğu destekleyen çoğu teziler sahtedir. Now, I will finish with one little story. Küçük bir hikayeyle artık sözlerime son vereceğim. The Armenian, the Dashnak government fled to Bucharest. Dashnak hükümeti Bükreş'e kaçtı. Bütün bu hikayeden sonra. And its president said, başkanları diyordu ki o zaman, members of the cabinet, I think we have made a mistake. Ve başkanları o dönemde kabine üyeleriyle sohbet halindeyken onlar da şöyle bir şey söyledi. Ya galiba biz bir yerde hata yaptık. I think we should have tried to make an understanding with the Turks. Türklerle anlaşmalıydık gibi bir şey var. Hani hata yaptık. Böyle bir Türklerle anlaşmaya varmalıydık. To which I as a good Christian can only say amen. Buna da ancak iyi bir Hristiyan şu şekilde cevap verebilir. Amin. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Thank you.
söylediler yani. Siz böyle bir şey yapmışsınız. Sualler buyurun. Bir dakikanızı rica ediyorum. Çok maraklı ve doğrudan kendini bir ardından eşit ardından çok önemli bizde vaktlar böyle bir tarihçiler aslında da böyle bir fikir yaranır ki Ermenilerin apandığı siyaset doğrudan da özünü doldurmamış, çok sert siyasetti ve bu siyaset neticesinde onlar doğrudan etkileri daha çok olmuştu, dengi maliyetleri. Lakin buna bakmayarak onu da itiraf etmek lazımdır ki Ermenilerin yani apandığı siyaseti o kadar da sadeleştirmek olmaz. Çünkü bu vakte kadar onlar bir şeye naif oldular. Ben Karabakh Medresesi'nden danışmam, o tabi ki gözlemiştikleri. Ve son vaktlar Amerika Kongresi'nde de Ermeni yükümlülüğü meselesi, defelerle müzakere olunması bundan haber verir. Amerikalı dine olabilir, çok gayri şartları bu inançları artık kabul edilir. Tabii ki bu diasporanın faaliyetinin neticesi olur. Ve bu siz neyle izah edebilirsiniz ki böyle kitaplar çıkar. Yani argument bazasına sökülmeyen kitaplar, kendi serfe hatalar olan kitaplarda böyle bir argumentları olan kabul edip bu inançları cinsiyet meselesini neyin ki Amerika'da hatta Avrupa'nın birçok ülkelerinde çıkardılar müzakereye ve naif olmadan onun derdi olmasıdır. Biz dedik ki bu çok hatalı mesele indiki dönemde. Eğer Amerika Kongresi, indi demokratlar da Obama artık itiraf edip ki o hakimiyete gelse genasın meselesini Hillary Clinton'a yani biliyorsunuz ben tarihçi olduğuma göre ben görüyorum ki Ermeniler hele kusuzlaşmadılar ve bıçak partisi hem de bütün dönemlerde arkalanmışlar sosyalist partilerine, sol partilere ve demokratik özlerine hesap eden partilerine. Bu enener devam edir. Tüm 20. esir. Evvela olan ikinci internasyonala, üçüncü oldular ve internasyonal vasıtasıyla öz ideyalarını gerçekleştirmeye başladılar. İndi ise Demokrat Partisi adına arkalanırlar. Bunu neyle izah edebilirsiniz? Ben izniniz olursa bir şey söylemek istiyorum o konuda. Şimdi ben akademik hayatı bıraktım ama kalsaydım benim de tez konum Kafka meselesi olacaktı. Yani benim meselesini gerçekten bilmiyorum. Size sadece bir anekdot anlatayım. Şimdi akademik hayatı bıraktım, gazeteciyim. Türkiye'de yayınlanan Doğan Kulu'na ait Türkçe'de Günüz gazetesinde köşe yazarıyım. Ve bu Ermeni meselesi hakkında çok şey yazdım. En son dün mü, evvelsi gün mü günleri karıştırdığım için yayınlanan makale Türk-Ermeni sınırı hakkında. Şimdi bize diyor ki Avrupalılar, sınır açın çünkü sınırı açarsanız diyalog olur, normalleşirsiniz Ermenistan'da. Türkiye'deki bir takım aydınlar da diyorlar ki sınırı açalım çünkü birincisi Azerbaycan'a hiçbir yardımımız dokunamadı. Yani sınır kapalıydı, Ermenileri cezalandırdık ama Ermeniler ne Karabağ sorunu konusunda ne de işgal altındaki topraklar konusunda geri adım attılar. İkincisi bir de sınırı açarsak Batı ile ilişkilerimiz düzelir. Şimdi ben de bir makale yazdım, dedim ki kardeşim tamam bu Avrupalıların söylediği güzel şeyler. Diyalog, halkların anlaşması falan. Ama bizim şeylerimizin, aydınlarımızın söylediği de güzel şeyler. Tamam, hani Batı dünyası, her ne kadar Türkiye'nin bir tek kimliği Batı değil, Türk dünyası da var, Müslümanlık da var. Sınırı açamazsınız. Çünkü sınırı açarsanız Kıbrıs'ta olan hikaye ortaya çıkar. Yani Tasavvus Papadopoulos gibi hiçbir taviz vermeyen bir Ermeni rejimi ortaya çıkar.
Şimdi iki günlük gazete bana yaklaşık olarak 200-300 tane Ermeniler tarafından devamlı hakaret eden, efendime söyleyeyim, devamlı işte suçlayan mail geliyor. Fakat daha bizim Azerbaycan'dan bir tane mail geldiğini görmedim. Neden biliyor musunuz? İşte şimdi bu argümanlarımızı anlatamıyoruz. Şimdi adamlar hakkında bir şey yazdığınız vakit hemen bombardıman başlıyor. Hemen şimdi gazete editöre gönderiyorlar, genel yayın yönetmenine gönderiyorlar, bana gönderiyorlar, hakaret, ırkçısın sen, sen işte katilsin, bütün Türkler böyledir. Ama bir tane Azerbaycan'dan... Peki mesela, Türkiye'den geldi mi? Efendim? Peki Türkiye'den geldi mi böyle bir mail? Şimdi aynı şeyi söyleyeceğim. Yani şimdi Türkiye'de de yani bizim sorunumuz bu. Demin Norman Bey çok önemli bir şey söyledi. Yani adamlar, çok teşekkür ediyorum, adamlar inanılmaz bir organize biçimde kampanya halinde çalışıyorlar. Fakat biz hiç sesimizi çıkartmıyoruz. Neticede Batı'nın algılamasında o adamın söylediği kalıyor. Yani uzmanlar Norman Bey demin söyledi, bütün uzmanlara göre Ermeni jenosidi olmamıştır. Fakat sokaktaki adam Ermeni jenosidinin olduğunu iddia eden kitaplardan ne kadar saçma sapan olsa da okuyor, politikacılarından dinliyor ve neticede kanaate varıyor. Sokaktaki adam bilmez ki yani Dadriyan hani nerede hata yapmış, efendime söyleyeyim Balakyan nerede hata yapmış. Kusuma bakmayın yani bunu söylemek istedim çünkü çok önemli, işin özü bu aslında. Doğru. Hani son bakmak Türkiye daha fealdı bu arada. Şimdi biz daha faaliz. Fakat yani bizde bir laf vardır. Atalar Üsküdar'ı geçti derler. Geçti. Şimdi çok geciktik. Çok geciktik. Şimdi şöyle bir durum var. Yani Türkiye tezlerini anlatabiliyor. Şu anda ciddi anlamda anlatabiliyor. Fakat bunun önüne geçmek için şimdi hakikaten eğer ciddi bir bilim adamıysanız Ermeni soykırımı olduğunu iddia eden bir şey kitabı önünüze aldığında bunun Norman'ın dediği gibi çok saçma sapan bir şey olduğunu farkına varırsınız. Şimdi Ermeniler bunun önüne geçmek için Holokost'u yani Yahudi soykırımını kullanıyorlar ve soykırım kararını ulusal parlamentolardan geçirerek bunun tartışmasını engellemeye çalışıyorlar. Çünkü diyorlar ki jenosit terminolojisinde çok önemli bir şey var, inkar. Sen diyorlar, inkar edersen yeni jenositler yaparsın, soykırımlar yaparsın. Senin inkar etmen önlenmeli. Bunu nasıl yaparım diyorlar, bunu ulusal parlamentolardan soykırım kararı geçirerek şey yapar. Şimdi hatırlarsınız, Bernard Lewis, meşhur tarihçi, Fransa'da yargılandı adam. Bir euro'da ceza ödemeye, frank mıydı? O zaman frank vardı galiba. Yani bir frankla şey ödemeye, ceza ödemeye mahkum edildi. Şimdi adam çok açık söylüyor, diyor ki, bu bir jenosit değildir. Ama bu yasa tasarımları geçtikten sonra artık hiçbir tarihçi çıkıp bunu söyleyemeyecek. Neden? Çünkü inkar ediyorsun, sen soykırımcısın diye suçlamayacak. Bilimsel düşüncenin, bilimsel araştırmanın, tartışmanın önü kesilecek. Ve gene Fransızlara karşı biz Türkler olarak çok tepkiliyiz ama gene çok önemli ve hasretleri, özellikleri ortaya çıktı. Biliyorsunuz Fransız tarihçileri buna isyan etti. Siz dediler tarihin, hatırlar mısınız bilmiyorum, meşhur şeyleri yayınlandı. Tabii, hayır. Dediler ki ya tarihçinin şeyi sorgulamaktır, görevi sorgulamaktır. Sen şimdi dediler bana ne tarihi, hangi versiyon tarih yazacağını söylüyorsun. Şimdi böyle bir durum var yani. Bence Türk kültürü teşekkür ederim. Çok iyi yapıyorlar.
Türk tarafından tarihçiler komisyonu bu mesela o bu bir de tarihçiler komisyonu güveni doğru yapıyor da tarihçiler komisyonu ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Şimdi tarihçiler komisyonu kurulduğu vakit Norman'ın bahsettiği Balakya'nın, Dabriya'nın bütün metodolojik hataları ortaya çıkacak. Handikapları ortaya çıkacak. Şimdi Ermeni de Karakla sazlarını geçirdiği bir dönemde, yani kazandığını düşündüğü bir dönemde niye sorgulamaz? Niye dönür? Yani Türk hükümeti iyi yapıyor ama Ermenistan hiçbir zaman, Ermeni tarihçileri hiçbir zaman o şeye katılmaz. Hiçbir Ermeni katılmaz. Çünkü kazanmış zaten, davayı kazandım diye bakıyor. Şimdi davayı kazandığı vakit niye kendi hatalarını ortaya çıkarsın? Dolayısıyla bugüne kadar Türk hükümetinin büyük baskılarına ve batılı ülkelerden bu konudaki çağrılara rağmen asla yanaşmıyorlar. Batı ülkeler ona destek vermedi bildiği kadarıyla Türkiye'nin komisyon kurulmasında. Şöyle bir şey oldu, yani çağrıda bulunuyorlar. Diyorlar ki mesela... Zaten şu çağrıda bulunuyor. Amerika ve Batı bu konuda Türkiye'ye destek verdiği takdirde büyük bir ihtimalle Ermenistan belki masaya oturabilir. Ama öyle bir istek geldi mi bu şeyden Amerika ve Avrupa'da? Gelmedi. Tabii ki yani o dediğimiz doğru da şöyle yapıyorlar. Herkes mesela en son biliyorsunuz bu Yahudi Abraham Postman'ın başında olduğu şeyden soykırım kararı çıktı. Yani soykırım ifadesini kullanacaklarını söylediler. Şimdi bundan sonra Türkiye'de büyük tepki oldu. Bir açıklama yapmışlar. O açıklamada diyorlar ki ya biz soykırım kelimesini kullanmaya karar verdik. Ondan sonra fakat Ermeni tarafını Türk tarihçilerle ortak komisyona çağırmaya katılmaya çağırıyoruz. Şimdi böyle bir garabet olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Adam diyor ki soykırımdır. Ondan sonra diyor ki böyle bir ortak komisyona çağırıyoruz. Ya sen soykırım dedikten sonra ortak komisyon ne anlamı var? Ne anlamı var? Yani böyle bir garabet var ortada. Ama bu hep Türkiye'nin hatalarından kaynaklanıyor. Yani geçen gün televizyon programında İlber Ortay'ı çıkardım. İlber Ortay'la hepiniz sanırsınız. Benim çok yakın dostumdur. İlber Ortay'ın söylediği bir laf var. Diyor ki bizim diyor şehit edilen diplomatlarımızdan ilk öldürelim diyor. Neden öldürüldüğünü bilmiyordu o dönemde diyor. Yani Ermenilerin neye karşılık olarak kendilerinin kendisine suikast yapıldığı konusunda haberi yok. Yoktu doğru. Yani bu da bizim hatamız. Ben bir sual vermek istiyordum. Sizler de var. Bizim menajer evvel ettim. 3 gün sonra bizim bir seminerde Profesör Turaç Atabakir'in Yerbatı'dan Beyten Üniversitesi'nden gelip doku söyleyecek. O Edward Said, Orientalism and Postcolonial Style. Bu mevzular arasında yakınlık var. Yani burada sual oldu ki niye alimler, ilm adamları, tarihçiler bu resmi olarak deyirler ki genosist olmayabilirler. Çok yüksek seviyeli tarihçiler ama genosist siyaseti devam ettirdik. Yani bu derindir. Bence burada bir ümmetle bu orientalizm var ki gelince Avrupa'da, Amerika'da bunun da bir resmi var ki insanların düşüncesinde yüz illerdi kitaplar, kalitler, medya, Hollywood ve daha böyle bir obraz formalaştırsa onun içinde de bu konuda istifade oldu bu yerleri genasitinde. Sizin böyle bir fikrin var mı? Hem de çap olman kitapların sayı da mübahise olunmaz derecededir. Ermeniler bizden, Türklerden kat kat çok kitaplar veya onların içinde hem böyle komik kitaplar da varsa ciddi kitaplar da var. Ciddi tarihçiler de var ki onlarla da görüyorsunuz. Ben bana düşürüyorum ki onlar böyle esas taktiklara atlamamışlar. Ancak ben şeyleri subut edebilirim. Tabii tabii. Yani mesela geçenlerde Norman Bey çok daha iyi. Amerika'da bir doktor soykırım hakkında bir kitap yazmış. Bu kitabında da diyor ki, esasında diyor, Türk doktorları, dönemin Osmanlı doktorları Nazi doktorlarına diyor işte şey yaptılar, örnek teşkil ettiler. Ondan sonra soykırımı orada yaptılar, deneyler yaptılar Ermenilerin üzerinde. Efendime söyleyeyim, örnek teşkil ettiler. Şimdi bir, ya o dönemde Osmanlı doktoru sayısı kaç tane Allah'ını seversen? İki, adam bunu nereden almış? Bu kitap çok batıda, Amerika'da çok yer buldu. Yani yankı yapmış. Şimdi adam diyor ki, ben diyor bunu diyor, bilmem benim kitabımda okudum diyor.
Ya kardeşim o kitaptan sen nasıl böyle bir yargıya varabiliyorsun? O bilmem ne de kitabını şimdi hatırlamıyorum onu. Yani makalemde kullandığım için çok iyi biliyorum hikayeyi. O bilmem ne de bilmem ne'nin kitabından okuyup aynı argümanlara yer vermiş. Fakat onunki de arşiv malzemesi değil. Şimdi bu böyle gidiyor yani herkes kulaktan hani biz çocukken oynardık kulaktan kulağa diye ilk söylenenle son çıkan arasında yüzlerce derece fark olurdu. Şimdi hikaye öyle. Yani kulaktan kulağa yazıyor, herkes bir şey söylüyor. Şimdi öyle bir şey ki bir de burada rakamlar üzerinden, Norman Bacon demin çok önemli bir şey söyledi yani rakamlar üzerinden şey yapıyorsun. Ya neticede ortada ölüm var, tamam katliam var. Her iki taraf için mukatele dediğimiz hikaye var, her iki taraf için dediğimiz var. Ama biz şimdi yok 1,5 milyon mudur, 500 bin midir? Ya aradaki fark 800 bin kişi yani. Yani çok acı bir şey aynı zamanda. Çok acı bir şey. Hayırlı olsun. Thank you. Actually, I came exactly to Edward's site, the presentation on Edward's site today. Luckily, I'm historian by my first training and I read Polycast while I was doing my studies in the US. At the same time, I was in the University of Minnesota, Tanner Rathjohn's book came out. And then at that time, I looked and said, and I had known previously Edward Lewis, like where Justin McCarthy had made the presentation. Yeah. So I said, gosh, this is like soccer, as you described. This is the football is now inaugural game. And it's like war going on. And I said, the book looked quite convincing to me, as you said, the references all over the place. And I said, when would be opposite reaction from it? And the opposite side. Thank you. I think the book has been published in the UK, but I think it did not be published in the US. Oh, Penguin isn't. It probably will come in. Penguin will sell it there. But I see some discrepancy in the level. For example, Bernie Tigris is presented. He went all around the university in the US and made presentation with big noise, and then Tanner Rathjohn's book. Do you think there will this kind of, it's not only editorial mistakes that you said that your book was rejected, but also the society in the US was already, or in Europe, is already convinced that there was a genocide. They're somehow putting barriers into the pushing of the other side's theory. Do you think this war will come an end one day? This debate on both. I'll translate this if you want. Ben dedim ki ben tezat edeyim, burada ben gelmişim Edo Serdin tezat ama ben özüm tarihçiyim ve ben Amerika'da olan da Palakyan kitabını okumuşam ve ondan sonra bir Türkiye'de tarihçi var, Tanrı Akcan birisi o da genasında olduğunu deyip ve Mertcan o zaman dedi Palakyan kitabı çok büyük etmiş, herkese de menkeler çoktu vesaire ve şimdi çok yaşlı ki Norman Stone onu hengil eden mevbelerin çarpıyla çalışıyor. Ben sonra ona ibaret ki sanki böyle bir muharebe gelir yani iki taraf arasında. Ve bir tarafın, Ermeni tarafın kitapları Amerika'da veya burada daha çok tebliğ olma, daha çok değerli. Yani Türk tarafın film yayın kitapları ise bir kadar arka plan atılır, yani onlar geniş insan. Ben soruştum ki, yani hareket ne vakit verdi olacak, yani ne vakit noktada olacak ki you know, the first thing I would say, so globally, Edward said, bu kitap fazla seviyor. İki kitap vardı, Samuel Huntington, ve Edward Said, Orientalism. Bunlar ben okumadım. Faydasız kitaplar. Okumadan faydasız. Edward Said, Efsane, lütfen, bu kitap ciddi, çok iyi bir kitap yazıyor, kapıyor,
çıktı. Robert Irwin. Orientalizm yani belki eski bir sistem var belki ama orientalizm değil çünkü siz Amerika biliyorsunuz bunlar çok çay Ermenistan bir haritada bunu da biliyor neden Demokrat Partisi'nde Ermeni etkisi bu kadar fazla bilmiyorum. Ben Amerika'ya bilmiyorum. Fazla sigara kullanıyorum. Amerika'ya gitmem. Ben cehalete bakıyorum. Adam o zaman açıklama yapıyor. Diyor ki eğer başkan seçilirsem diyor soykırımı kabul edeceğim diyor. Bir de diyor Azerbaycan'ın diyor Ermenistan'a uyguladığı blokajı kaldıracağım diyor. Lan şimdi bir adama sorasın geliyor. Ya diyorsun kardeşim bu adamın topraklarının %20'si işgal altında. Sen nasıl kaldıracaksın bunu ya? Yani ne yapacaksın da kaldıracaksın? Şimdi bu Amerika'da iş yapıyor. Adam bunu söylüyor yani. Ama cehalet bu aynı zamanda. İnanılmaz bir şey yani. Diyor ki işgal altında hiç o işgalden falan haberi yok onun muhtemelen. Diyor ki o hani orada Ermeniler işte acı çekiyor. Onun kafasındaki imaj o. Ermeniler acı çekiyor. Ondan sonra dolayısıyla bu blokajı kaldıracağım diyor. Ya bir insanın toprakları işgal altındayken o blokajı kim kaldırtırır onu Allah'ını seversiniz. Question. I would like to ask also a question which I can say I have only one question. If you would make this kind of presentation in front of Armenian scholars, what would be your main arguments proving that there was no genocide? Eğer böyle bir prezentasyonla Ermeni alimlerin karşısında eserleriniz, onda sizin esas argümanlarınız ne olardı ki sübut edersin ki doğrunun genası denen bir şey yok. Forged. That's the first thing. Second thing is that in 1916 the Ottoman government arrested about 1,350 people of its own officers and executed a governor. Şimdi iki şey söylerim. Ben tercüme edeyim isterseniz. İki şey söylerim. Yani birincisi şu, bu konuda kanıt yok. İkincisi 1916 senesinde Osmanlı hükümeti, dönemin Osmanlı hükümeti bir mahkeme kurdu. Osmanlı bu işe ulaşmış olan Osmanlı memurlarını tutukladı. Hatta bu dönem hareketle 1916 günü ama yani. 1916 bu dönem hareketle birçoğunu yargıladı. Birini de hatta idam etti. Ama o deportation, der günahı var. Biraz daha bir şey ekleyeceğim diyor. It is technically impossible in Anatolia in 1915 to do a genocide. You know how telegrams were sent. 1915 senesinde Anadolu'da teknik olarak bir jenositin yapılabilmesinin imkanı yoktu diyor. Çünkü mesela bir örnek veriyorum diyor. Nasıl telgraflar gönderiliyordu biliyor musunuz diyor. You took the Ottoman. Osmanlıca'yı alıyordunuz. You transliterated into French. Fransızca'ya çeviriyordunuz. Then you put that into a code. Ondan sonra bunu kopluyordunuz. Then you sent it by Morse code. Morse koduyla bunu gönderiyordunuz. And in Adana, at the other end of Mersin, someone puts the thing through all those four processes. Bu dört aşamayı geçtikten sonra Adana veya Mersin'de biri çıkıp bunu
There are no roads, there are... Bunu yazıyordu. It's o dönemde yol yoktu. Bandits in the hills. As Bronsart von Schellendorf said, you cannot do some sort of real massacres 2,000 kilometers away. Can Yılkım dediği gibi, eğer aradaki mesafe 2000 kilometre ise katliam yapamazsınız. Yüzlerce, binlerce insanı öldüremezsiniz. There are various other arguments. Birçok daha farklı argüman da var. And it is true that Taner Akşam and Dadrian find other arguments again. Taner Akşam ve Dadrian daha farklı diğer şeyleri argümanla sunacaklardır. Yes. My name is Rin Eriksson. I'm a master student here at Hasar. I heard that you would distinguish between genocide and massacre. But would you say that what happened in 1915 was a massacre, not a genocide? What is your distinction between those two? Do you know, if you were being genocided or massacred, would you very much care about a distinction? No, but this is a game of words. I mean, it seems to be very important for what the terms that they're using, this word genocide. Yes. And it's a word that is being misused as important as well, a lot. Yes, I mean, I couldn't agree with you more. I don't really think we should be talking genocide. It is purely and simply a matter, really, of extracting money from Turkey. Yani genocide de diyor, bu kadar sıkılmasının sebebi biraz da Türkiye'den para koparmak diyor. Ama ben izniniz olursa bir şey söyleyeyim. Şimdi Birleşik Milletler'in genocide ile ilgili bir tanımlaması var. Diyor ki sistematik olacak. Efendim? Sistematik bir biçimde katledilecek. Devlet politikası ve sistematik bir biçimde katledilecek. Şimdi demin bahsettik o Andonyan telgraflarından, Mutharat Paşa'nın bir tane biliyorsunuz kullandığı şey var. Onun doğru olduğu iddia ediliyor ve bunun sistematik bir biçimde devlet, Osmanlı Devleti tarafından uygulandığı söyleniyor. Fakat bu belge yanlış, yok. Buna karşılık olarak bir takım başka belgeler söylüyorlar. Biz de diyoruz ki Türkiye olarak Osmanlı arşivleri açık. Osmanlı arşivlerinde mesela tehcire tabi tutulan insanlara maaş verildi gündelik olarak. En son şey açıkladı, Spalaçoğlu birkaç gün önce gene bu konuda bir şeyler söyledi. Yani sistematik ve devlet politikası kullanılıyor dair kullanılan belgeler yanlış, sahte ve böyle bir şey kanıtlanamaz diyor. Thank you very much. Türkiye'de Genelkurmay Bakanlığı'nın arşivinden şahitliyim. İcaze verildiler, ben gittim orada şahitliyim. Ben 1914-18 benim işimin teşkilat-ı məxsusi, teşkilat-ı məxsusi'nin fəaliyyəti Azərbaycanda, Qafqazda, İranda, Orta Asiyada onu bakır. Erməni məsələsini bakmadım, tüm vermədiler. O şeyleri vermediler bana, ama onları da bakıyorum. Benim yazım çıktı İngiliz dilinde, şimdi de geçen ay Türkiye'de çıktı, Toplumsal Tarih Dergisi'nden çıktı. Teşkilat-ı məxsusən. İndi mesele bu, təhcir olur. Ve çok adam bu, qaçlamam olur. Ama işler mesele var. Bir legal meselesidir ki, aya o, genosaydının kelimesini istifade olmaz ya yok. Genosaydın, siz dediniz, bir tane tarifi var, sistematik. Teşkilat-ı məxsusi sistematik işlemez olarak. Ben baktım onları, teşkilat-ı məxsusi iki tane şöbəsi vardı. Birisi Trabzon'da işlirdi, birisi de aşağıda işlirdi. Vahidin Şakir'le o birisi arasında buluşurdu. Ondan sonra ben gittim İran'da da o Xarici İşler Nazirliğinde de senedlerine baktım. Onlar da aynı şey deyirler ki, teşkilat-ı məxsusi sistematik işlemi. Yani o təhcir meselesi İstanbul'dan gelmiyor. Yani lokal adamlar özleri təslim tuturlar, ne yapacaklar? Bu mesele. Bu da bir, yani bir legal meselesidir ki, sistematik bir şey olmuyor. Ama qatlam olur. Təhcir olur, qatlam olur.
Hala katılanın sözünü dediğimizde, katılan kim kimi öldü? O ikinci mesele. Katil edin. İkinci mesele diye, orada katılan var ama asırlar ve Ermeniler Müslümanları öldürürler. Harada, Urumiya'da, Selmas'ta, Koy'da. Eğer ki bu şey dosyayı açmak olsa, adam gerek fakat Osmanlı İmparatoru bakmaz. Büyük bir çerçevede, Birinci Dünya Harbi'nde fakat Diyarbakır, ne bileyim, Van, Elazığ değil, burada Urumiya da gelir. Burada Selmas da gelir, Koy da gelir. Fakat mesela Türk diyor burada, Türk var, Ermeni var, Kürt var, Asırı var, herkes var burada. Yani benim sözüm budur ki, Ermeni şeylerle danışanda Amerika'da ya Avrupa'da deyirim, bir tane, iki tane mevzu var, onun neticesini sizin size deyim. Bir, legal bir argümenti burada, legal meselesidir. İkinci meselesi bu çerçevedir, o çağırçıdır ki biz diyoruz. Çerçevede bana göre indiye kimi Türk alimler, Türk tarihçiler kalıplar tek Osmanlı İmparatorluğu çerçevesini bakırlar. Benim sözüm budur ki, bunu gerek biraz da genişleşmek. Dünya harbinde 1914-18. Fakat Osmanlı İmparatorluğu İran da geldi ortaya. İzniniz olursa, İzniniz olursa size bir tane çok enteresan anekdot anlatayım. Şimdi bu Amerika'daki karar tasarısını hazırlayan biliyorsunuz Demokrat Adam Schiff. Şimdi bizden bir grup milletvekili Amerika'ya gidiyor. Amerika'da bu adamla görüşüyorlar. Adam, bunlardan biri Ankara milletvekili Burhan Kayatürk diyor ki Van'ın esasında ya diyor Sayın Adam Schiff diyor. Siz diyor bu karar tasarısını geçiriyordunuz ama diyor benim dedemin diyor şehit edildiğini biliyor muydunuz Amerikalılar tarafından? O dönemde diyor herkes birbirini kesti diyor, öldürdü diyor, şey yaptı diyor. Adam Schiff de diyor ki ya Allah Allah ben bunu hiç duymadım diyor. Ondan sonra vay anasın diyor, bunlar diyor hiç duymadıydım ben diyor. Demek ki diyor hakikaten başka şeyler de varmış diyor. Böyle oldu diyor. Adam Schiff de bana Allah Allah bunları hiç duymadım diyordum, şaşırdım bunları hiç duymadıydım diye söyledi diyor. Ben de bu mülakatı okuyorum, kendi yazımda alıyorum, kullanıyorum. Diyorum ki böyle bir mülakat var. Ben işe bakın diyorum yani böyle adam bunu söylemiş. Ondan sonra ertesi gün bana bir Adam Schiff'in ofisinden bir mektup geliyor. Diyor ki böyle bir şey yok, ben öyle bir şey söylemedim. Kongresmen Schiff öyle bir şey söylemedi. Bu gazete diyor yalan haber yapmıştır diyor. Siz de diyor bunu alıp yayınladınız, kendi yazınızda haber verdiniz. Allah Allah diyorum ben. Ben de bunun üzerine Burhan Kayatürk diyorum. O AKP milletvekili. Diyorum ki Sayın Vekil, siz gittiniz ne oldu? Bak bana böyle bir şey göndermişler. Hem sizi töhmet altına sokuyorlar, hem beni töhmet altına sokuyorlar. Hem Türkiye'yi töhmet altına sokuyorlar, hem de o gazeteci, öbür gazeteci töhmet altına sokuyorlar. Burhan Kayatürk de diyor ki, ya vallahi Cemre diyor, ben size anlatayım diyor. Yani orada hani nasıl oturduk bilmem neye kadar bana anlatıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ve bu konuşma yapılmış. Şimdi o da biliyor. Bu hikayenin madalyonun öbür yüzünden o Adam Schiff de haber. Fakat bu iş o kadar büyüdü ki ve hani şimdi Amerika seçim dönemine giriyor bilmem ne adam Kaliforniya vekili o kadar büyüdü ki bunun zikredilmesi adamı ne kadar rahatsız etmiş. Yalanlama göndermeye çalışıyor. Muhtemelen Ermeniler demin hani ilk konuşurken söylediğim gibi yüzlerce buna e-mail göndermeye başladılar. Vekil sen nasıl böyle bir şey dersin diye. Adam anında yalanlama alıyor. İkinci söylediğiniz, sizin söylediğiniz çok önemli. Gene küçük, ufak bir anekdot anlatayım. Almanya'ya gittim. Sene 2001. Alman Protestan Kilisesi, işe bakın. Alman Protestan Kilisesi Ermeni soykırım konusunda bir konferans düzenledi. Alman Protestan Kilisesi, ulan sana ne diye sorası geliyor insanlar. Şimdi bizim de o tarihçilerimizden biri ismini vermeyeyim ben, yani jenosiktir diye. Zaten 3 tane, 5 tane biliyorsunuz. Şimdi dinliyorum onu. Diyor ki, bu bir jenosiktir diyor. Çünkü diyor, bakın diyor, Tarap Hoca'nın şeyi var. Sizler, ben bıraktım akademik hayatı, sizler hepiniz benden çok daha bilginizsiniz, çok daha iyi biliyorsunuz. Ya bir belgeyle, yani jenosikt gibi bu kadar iddialı bir konuda nasıl varılır? Adama kalktım dedim ki, bir belgeyle nasıl bunu şey yapabiliyorsun? O belge de sahte zaten yani.
Ama nasıl yapabiliyorsunuz? Bir tarihçisiniz siz yani. Tarih bilirsiniz. Çok güzel bir kitabım vardı, Tarih Nedir diye. Diyor ki, olgular diyor, okyanusla balık avlamaya benzermiş. Okyanusun neresinden avlanırsanız diyor, oradan çıkacağınız neticeyle öbür tarafında avlanmanızda çıkacak netice birbirinden farklıdır diyor. O olguları bir yerden avlanıyorsunuz. Bir yerde bir dosya, bir arşiv böyle dosyası var. Onlar atıyorum şimdi Daire İşler Nazırlığı'ndan. Onun farklı, öbürkü farklı. Ama adam bir tane belgeyle jenosit olduğunu kabullenmeye beni teşvik ediyor ve beni ikna etmeye çalışıyor. Ya böyle bir tarihçilik olabilir mi? Böyle bir yani facia olabilir mi? Böyle bir komedi olabilir mi? Merhaba. Ben özür dilerim, biz o konakların esas mevzudasını evveline şükürlenmişik, ama ben sualım var ki, biz kabul eləsək ki, farklı Türkiye'de ermenilere karşı genosit olur. Yani bir nesqırı var. Ama her bir o genositin de bir səbəbi olur ki, neye sökənir, səbəbi nədir? Tutaq ki, faşist Almanyasında Yahudilere karşı ilk söhbət edilir. Burada eğer o səbəb olubsa, yani her bir ölkədə bir əhalinin müəyyən bir qrupuna qarşı, dövlətin meyyarı, digər bir etnik qrupunun münasibəti, soyqırı münasibəti olursa, onun şübhəsiz bir səbəbi var, köklərdə. Mən istəyirəm, bax, siz qonaqlarınızdan soruşum ki, bunlar belə bir hadisənin, Türkiyədə 15-17-ci ildə olan hadisənin başqa ölkələrin və başqa xalqların tarixində oxşar siyasətlərlə, yəni Almaniyada da olub, hansı bir ölkəni qaldırsa, bugün 20-ci əsrdə, 19-cu əsrdəmi, sonralarmı öz əhalisinə qarşı belə bir siyasət gedir. Belə bir cəhd olubmu ki, misal üçün, o genosidi Türk-erməni məsələsini yalnız Türk-erməni münasibətləri fonunda yox, başqa ölkələrin analoji siyasətləri fonunda araşdırıb ona qiymət verilsin. Bu bir. Və ikinci, o baxımdan baxırlarmı ki, niyə Türkiyədə tək erməni yaşamırdı ki, çox milli azıqlar var idi. Nə üçün türklər müharibə dövründə məhz o erməni əhalisinə qarşı bu siyasəti gözləyirlər? Yox da, onlar da o problemi araşdırma qarşıdır. Almanya'da elə bir konferans keçirdən qabağına gələk Alman tarixindən nümunəni qoyasa, deyəsən ki, sən doğru ya bu cavab verir. Ya Rusiyada... Çok basit, yani... Yani Rusiyada misal üçün Ruslar çox genotip bilirlər. Stalinin o tüm milli azıqlara qarşı münasibəti... Yahudilərə... Ruslar biliyorsunuz, Çerkez göçüyü biliyorsunuz. Ha, ben... Bunun itibariyle Türkiye'deki Uğurlar... Uğur dediğimiz, Çerkez koğulu. Evet. Orada kalmadı bizde. Bizde yani. Evet. Yani en basit hali meşhur. Yani bu meselelerin genel coğrafyasını çok geçiyor. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Kaliforniya'daki Japon asıllı Amerikalıları alıp toplaması. Yani hani. Amerika'da da var. Her yerde var. Her yerde var. Geçen gün o programda İlber Hoca ile konuşuyoruz. Dedi ki ya dedi bu insanın doğasında olan bir şey. Yani insan güvensiz hissederse kendisini. Yani bunu yapar. Türkiye'de ne dünyanın için bunları eğlendirler? Yani imkanları daha geniş. Böyle bir beynalar konferans koysunlar ki dünya halklarının tarihinde genotsid. Dur. Ha? Yok, düzgün ya. Çünkü bu analogiyalar. Ha. Müslüman konferanslar. Buyurun. If you think that the Russia or the Balkan states, how many millions of people were thrown out of the Caucasus or the Crimea? Şuraya konuşursanız Rusya'dan Balkanlardan kaç milyon insanın kovulduğunu veya Kırım'dan veya Kafkasya'dan. The Russian state did have a policy of resettling peoples. Ve iskan, yeniden iskan etme konusunda Rus hükümetinin bir şey siyaseti var. The Balkan states, you know what happened. Balkan ülkelerinde neler olduğunu biliyorsunuz. Balkan savaşlarından sonra. No, I think in 1912,
1912'de. The first expulsion of Greeks from Aydın. İlk Yunanlıların Aydın'dan göçü, mecburi göçü yapıldı. But it was only a few thousand people. Yalnızca birkaç bin insan. Who went to Mytilene. Your letters. That was a... And they came back. Sonra geri döndüler ama. But the Greeks in 1915... 1915 serisinde Yunanlıların... Were neutral, they were not a threat. Yani Yunan, 1915 senesinde Yunanlılar nötr, tarafsızdı ve bir tehlike arz etmiyordu. So the French were trained and are in Cyprus. Fransızlar Kıbrıs'ta bir Ermeni birliğini eğitime tabi tutuyorlardı orada Ermeni. There were four Armenian brigades in the Russian army. Rus ordusunda zaten biliyorsunuz dört tane Ermeni şeyi var, taburu var. The Patriarch in Erevan and declared war on the Sultan. Ermeni Patriği Osmanlı Sultan'la savaş açmıştı öyle yani. And hundreds of prominent Armenians went to Russia. Ve saygıdeğer birçok Ermeni, yüzlerce Ermeni Rusya'ya giderek. And then comes the Assyrian. The Assyrian patriarch declared war on the Turks. That is the background, and it's of course important that the Armenians of Istanbul, Adana, Izmir. Were left alone. Mesela genosit olmadığını gösteren bir başka şey, oradan bir arkadaşımız söylüyordu. Orhan Bey'in söylediği çok önemli. Bütün Ermeniler tekşire tabi tutulmadı. İstanbul, İzmir Ermenileri, Halep Ermenileri, bunların hiçbirine dokunulmadı. Sadece savaş bölgesini kapsayan Ermenilerle ilgili şey.